adamlar. Güzel galibiyet oldu. Süpersiniz. Süper. Düşürdük bunları. Bunlar da kalkmaz bir tarafları. Ben yayına geçiyorum. Yayına gelmek isteyen var mı? Discord'dan gelip konuşacak varsa gelsin. Bekliyorum, var mı? Yayındayız an itibariyle. Güney, gelsen de. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Şu an henüz katılım yapamadı herkes. Sanırım ufak ufak gelecekler. Pro Elite League kanalında kaldı. Geliyor taraftarlarımız. Bir müzik verelim. Herkes toplansın. Bir müzik de verelim. Evet, lideriz. An itibariyle lideriz. Güngör abi, ilk yorumlarını alabilir miyim? Çok heyecanlıyım. Yani zor maç oldu. Zor olacağını biliyorduk. Az gollü olacağını biliyorduk. Arkayı tutmak çok önemliydi. Bugün Onur'un olmaması aslında bizim planlarımızı bozdu. Çünkü biz Onur var diye plan yapmıştık. Onur'un oynaması üzerine plan yaptık. O olmayınca tabii arkada kimin oynayacağını tahmin etmek zor ileri uçta. O biraz bizim oyun oldu. Gene duran toplardan bahsetmiştik. Orada bir arka direkte indirdi Çağrı gene ama iyi savunduk bugün gerçekten. Çok iyi savunduk. Çok iyi yani. Savunmaydı ya. Mükemmel bir savunmamız. Gerçi yayında da söylediler, yani Şahab'ın bu sezonki en rahat maçlarından biri dediler. Yani gerçekten önündeki savunma çok iyi olduğu için Şahab da rahat bir maç çıkardı. Mutluyuz. 3 puanı aldık. Şu an maç fazlasıyla gideriz. Şimdi Gaziantep'le Fenerbahçe maçı var. Oradan da bir güzel haber bekliyorum. İnşallah oradan İnşallah. Bir beraberlik bekliyorum ben. Hani bir taraf yenmesin. Değil mi abi? İnşallah ya. Şahab'ı görmedim diyenler var, evet abi, dediğin gibi. Şahab aramızdan ayrılmış maçta. Kaleyi bırakmış, çıkmış. Gelmiş. Evet. Bir üçlü istiyor taraftarlarımız. Samet 200 bir şey söyleyebilir miyim diyor. Tabii yazarsanız söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de. Ya hakaret olmadı. Küfür etmeyeceksen yaz. O maç bitene kadar yayını kapatmayalım reis diyor. Olur olur, biz şu an buradayız zaten. Çok sıkıntı değil. Yani inşallah. Biz o maçı da açalım istiyorsanız arka planda. Evet. Ekrana verebiliyorsanız, ekrana verebiliyor muyuz şu an Erhan'cığım? O maçı da izleyelim. Hem biz kanalımızda kalalım ama o maçı da evet, izleyelim. Evet, host atmadan buradan hem görelim hem üzerinden yorum yapalım. Güngör abimin dediği gibi. 1-0 kazandık. Avantaj. Evet, o yayın. Sen ama yine de göster istersen, başlamak üzeredir orası da muhtemelen. Yani o yayının sesini kısalım, kısık da evet. Ekranda görelim. Hem o maçı da yorumlarız. Böylelikle o maçta şey yapabiliriz. Valla Erhan Bey'le ilgili yorumlara hiç katılmıyorum. O yüzden kusura bakma. Yani Erhan Bey bizim her şeyimize koşan bir insan. O yüzden yani banlamak da istemiyorum. Corleone, çok teşekkür ederim güzel dileklerin için. İnşallah Cuma günü benim anlatımımla, yine Güngör Bey'in de yorumlarıyla maçımızı sunacağız. 3 puanı aldık, geldik kanalımıza. Evet. Abi, bir oyuncumuzu alabileceğiz mi peki röportaj için? Müsait olan bir oyuncumuz olacak mı? Ufak bir kritik vallahi yapabiliriz olursa eğer ilerleyen dakikalarda. Onlar şu an maçı değerlendiriyorlar. Ben bir bir görüşeyim onlarla, gelebilecek olan. Eğer olursa. Maçtan sonra tekrar maçı açıp özetini açıp izliyorlar nerede hata yapmışız diye. Belki çalışıyorlardır şu andan bile. Aynen, yani. Ben bir şey yapayım. Helal olsun oradan. Tekrar tebrik ediyoruz takımımızı. Müzik açabilirsek açalım bir galibiyet şarkısı. Tabii açıyoruz ya. Kutlama yapalım artık ya. Aynen. Bir kutlama. Coşalım ya. Evet. Arka planda Erhan Turunç, bir müzik açabilecek misiniz? Peki. Erhan da bu arada benim kardeşim. Sağ olsun, yayın konusunda bize destek oluyor. Tamam. Cüneyt gelsin. Bekliyorsun abi. Galiba Cüneyt Bey gelecek. Vallahi biraz fırça attım ha gelmeselerdi. Öyle mi abi? Vallahi olmaz öyle. Bekliyoruz. Taraftar istiyorsa gel. Vallahi bekliyoruz. Yani
Ali ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Yani Ali samimiyetimize inanarak yazmış. O samimiyetimiz var Ali ile. O şaka mağabında söyledi. Ciddi alınacak bir konu değil yani. Siz de ciddiye almayın. Çok olumsuz bir şey söylemedi inşallah abi. Yok, çok mu kızdı bizim? Yok yok ya. Takılıyor abi bizim. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Evet evet, ben de biraz anladım. Sonra dedi zaten Sivas alır inşallah falan dedi. Enes hangi sesi kısalım? Hangi sesi kısalım? Müziğin sesini diyor biraz, evet. Tamam, onu hallediyoruz şimdi. El Hunusi, Merat Maykal falan yazdı. Evet, Alderson'u gördüm ben de. Orada biraz o espiritüel yaklaşmak istemiş. Tabii biz de, siz de sahip çıkıyorsunuz takımımıza, taraftarımız olarak. Anlayabiliyorum. Helal olsun. Teşekkür ederim gösterdiğiniz hassasiyet için. Bu evet. Arada biraz sonra Cüneyt gelecek. Geldi. Cüneyt Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız Cüneyt Bey? Tebrik ederiz öncelikle. Juninho. İyiyim. Namı değer Juninho. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Biz de çok iyiyiz. Bu galibiyet, bizi liderliğe taşıyan galibiyetle çok daha mutlu olduk. Neler yaşadınız maç içinde? Nasıl bir atmosfer vardı? Taraftarın desteğini arkanızda hissediyor musunuz? Valla taraftarın gaz olmasa yalan yok yani. Buralara gelmek evet. Biraz zor olurdu. Teşekkür ediyorum yani bizi destekleyen herkese. Evet, herkes chatimizde şu an, izleyicilerimizle canlı yayındasınız Cüneyt Bey. Herkese selamlar. Aleyküm selam, aleyküm selam. Çok teşekkür ediyoruz. Neler hissettiniz bu maçta? Biraz bize bahsedebilir misiniz? Valla ilk başta bayağı rahat girdik oyuna. Golü attıktan sonra biraz orta sahada top yapamadık. İkinci yarı zaten malum gözüktü ama bizim iyi yaptığımız bir şey var. Yani derler ya, büyük takım olursan evet. Yani bu tür kötü oynadığın devreleri de kazanman lazım yani. Biz onu başardık. Zaten defans hattımız bu sene gördüğünüz gibi yani 10 numara. Maçları yani maçları kazanmamızın sebebi kesinlikle iyi kalecimiz olması ve defans hattının çok iyi oturması ya. Yani isterler ya zaten iyi forvet maç kazandırır, iyi savunma ve iyi kaleci şampiyon yapar. Biz de onların yani zaten bir takım olarak savunmayı da takım olarak yapıyoruz aslında. Sadece arkada ve kaleci ve önündeki üçlü stoper bloğuyla düşünmemek lazım. Yani komple topun arkasına geçiyoruz. Evet. Kanat oyuncularımız olsun, orta sahalarımız olsun, defansif orta sahalarımız olsun. Komple geçiyoruz yani. O yüzden hani takımı savunmayı da komple yaptığımız için bu kadar başarılıyız. Onun da etkisi var az gol yememizde. Yani, kesinlikle. Golde ne hissettiniz? Ne, yani hiç beklenmedik böyle. Kalecinin öyle bir hata yapacağını kimse beklemiyor. Ya abi şunu söyleyeyim. Galiba çoğu bizden gerçekleştiremedi o an yani gol olduğunu. Ben zaten direkt yani böyle gollerde aşırı sevinirim. Osman'dan o pası Osman attı herhalde değil mi? Aynen. Yani nasıl diyeyim abi, takımın yarısı uyuyor yani. Sanki gol olmadı yani şaşkınlıkla izledi çoğu yani. Biliyorsun Osman yani. Osman şey dedi. Şeyi duydum ya Osman'dan. Ben pas atarım da geçmez mi ya falan. Aynen onu dedi. Yani valla maç içinde yani konuşmaları görseniz gerçekten yani çok komik muhabbetler oluyor maç içinde takım arasında. Yani cidden çok geyik dönüyor. Yani ciddiyet var ama böyle çok geyik muhabbetler de var. Olmazsa bir akşam şey yaparız. Antrenman maçına gireriz. Bütün takımın sesini açarız. Böyle evet. Hani o takımın sesini veririz böyle takım içi konuşmaları. Ona da şahit olur herkes. Arada küfür ederlerse kusura bakmasınlar. Arada kaçıyor çünkü yani. Özellikle söyleyeyim, Yunus çok küfürbaz ya. Çok yani. Gol kralı ama. Gol krallığına gidiyor ama. Ya işte böyle yani forvetler böyle. Evet, bu arada kim attı? Antep atmış. Gol. Hatta 2-0 olmuş. 2-0 olmuş. Pro Elit Lig'in yayınında bir sıkıntı var. Antep 2-0 önde şu an Fenerbahçe karşısında. Dakika 6 henüz. Herkese selamlar. Aleyküm selam. Evet, aramızda Efe Babek var. Sol bek olarak. O da saha içinde takımımızın kaptanı yanlış bilmiyorsam. Nasılsınız Efe Bey? İyiyim, siz nasılsınız? Mutluyuz ya. Bugün de 3 puan aldık. Çok teşekkür ederim. Bugün sahada yoktunuz. Geçen maçta sahada yoktunuz. Bir dual şok problemi vardı. Sizi ne zaman sahada görebileceğiz acaba Efe Bey?
Bunu merak eden bazı taraftarlarımız vardı chatte. Bu tabii ki menajerim ve kaptanlarımın da vereceği bir karar ama takım kazandığı sürece yedek kalmak veya oynamak benim için önemli değil. Dediğim gibi sağ dışında da elimden geleni yapıyorum. Takım olarak bakıyoruz. O yüzden önemli değil yani benim için. Ben bir araya gireyim burada. Yani hani şeydir ya bazı takımlarda oynamayan oyuncular küserler. Oynamaz hani şey yaparlar böyle. Hani evet. Oyundan sorular. Bizim takımda inanın öyle bir durum yok. Yani oynamayan yani yayına geliyor, izliyor, destek veriyor. Maçtan önce hadi beyler yaparsınız edersiniz. Gerçekten o konuda çok karakterli oyunculara sahibiz. Efe de onlardan biri. Yani takım için her yerde yani oynamasa bile mesela istatistiklerimizi giriyor. Maçın özetlerini paylaşıyor, videoları paylaşıyor. Hani birçok şey yapıyor. Efe de yani saydığım ekibin içinde biraz önce saymıştım zaten. Kesinlikle yani çok sağ olsun. Fazlasıyla yani teşekkür ediyorum Efe'ye de buradan bir kez daha. Evet. Yani çok genç bir arkadaşımız ama yani verilen sorumluluğu yani ben bir şey söylemeden Efe kendi yapıyor. O konuda gerçekten ailesi çok iyi yetiştirmiş. Yani Efe de kendini çok iyi yetiştirmiş. Yani tebrik ediyorum gerçekten. Yani helal olsun diyorum Efe'ye de. Evet. Bu arada Kaan 58 Selçuk demin puan durumunu atmıştın. Biraz sonra güncellenir o muhtemelen. Bu maçta evet, bittikten sonra muhtemelen. Aynen. Maçlardan sonra otomatik yani maçların skorlarını giren bir arkadaşımız var. Fener bu arada çok psikolojik açıldı. Yani, kaçırdı Fenerbahçe aynen. Fener'in zaten dengesini biz bozmuştuk geçen hafta. Onlar bu hafta zaten streslilerdi. Antep kötü takım değil ama yani ben geçen hafta biz Antep'i yendik ama yani Antep evet. Gerçekten kötü takım değil. Yani affetmez yani. Biz zor kurtardık. 3-2 yendik. Yani boş takım değil Antep. Yani Fener kesinlikle. Çevirebilir mi bilmiyorum maçı. Zor olacak onlar için. Ya çok. Bu skor bizim avantajımıza yani Fener'in puan kaybettiği her senaryo bizim için iyidir. Derken Fenerbahçe farkı 1'e indiriyor Niyazi Polat. Çok büyük. Oradan unutulur mu oyuncu ya? Evet. En sağda sağ kanatta bomboş uzun bir pas arkaya sarktı ve topu ağlara gönderdi. En iyi skor bizim için beraberlik galiba değil mi Güngör abi? Buradan yani, evet. Ya maçta önce de konuşmuştuk. Beraberlik çok evet, önemli. Evet yetmişti. Gaziantep'in yenmesi daha iyi olur ya bizim için. Yani tabii ki. Fener'in puan kaybettiği her senaryo bizim için iyidir. Cüneyt'ciğim söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yani maçla ilgili olsun. Çıktı mı Cüneyt buradan mı bilmiyorum. Burada abi sizleri dinliyorum. Eyvallah sağ olasın. Cüneyt'ciğim. Nasıl oynadın sence? Neyi doğru yaptın, neyi yanlış yaptın? Abi çıkarken ben yani şöyle diyeyim. Pas hataları oldu 2-3 defa yanılmıyorsam. Onlar yani da... Bu maç zaten pas oyunumuz biraz düşük ki yani hani böyle maçlarda aslında iyi oyun sergilemek çok önemli değil. Ben hani şey demiyorum hani böyle takır takır oynayalım 3-5 atalım diye bir şey yok. Bu maçlarda skor almak önemli. Golü attın mı yendin mi sorun yoktur yani. Hani çok iyi ya, oynayalım 50 pas yapalım 30 pas yapalım diye bir şey yok. Bir ünlü hocanın bir sözü var abi tam aklımda değil hangi hoca ama şey demiştir. Bu tür maçlarda az hata yapan kazanır. Biz az hata yaptığımız için yani 1-0 aldık maç ya diye düşünüyorum. Evet. O herhalde Yunus Yiğit'in lafıydı ya. Öyle bir şey düşünmüş. Yunus Yiğit'in evet. Ünlü bir lafı daha var. Bizim politik. Ünlü düşünür. Aynen. Yunus'un şöyle bir teorisi var. Takımı vücut olarak düşünüyor Yunus. Diyor ki bir yerin ağrırsa diyor. Yani ayağını ağrırsa, kolunu ağrırsa, dişini ağrırsa diyor. Yani bütün dikkatini oraya verirsin ve hani şey yaparsın. Savunman zayıf düşer. Zayıf düşersin diyor. Bir diyor takımı da diyor böyle düşünmek lazım. Bir yerin aksarsa diyor takım zayıf düşer yenilirsin diyor. Herkes diyor sağlıklı olmak zorunda diyor. Mükemmel olmak zorunda. Aslında mantık olarak doğru söylüyor. Yani takımda kesinlikle. Bir kişinin hatası bütün takımı etkileyebiliyor. O nedenle hani Yunus'un o lafını seviyorum yani. Yunus da şeydir ya farklı lafları vardır. O da İsveç'te yaşıyor bu arada. İhsan'la birlikte. Oo bayağı uzak Türkiye'ye. Evet, İsveç'te onlar da. Yunus'un böyle özlü sözleri vardır ya takım içinde bayağı şey yaptığımız evet. Bildiğimiz dikkatimizi çeken lafları. Çok iyiymiş. Bir soru var chatten gelen. Hocam bir tek Sivas Spor Espor olarak FIFA takımınız mı var? Şu an için bildiğim kadarıyla öyle. Yine Güngör abiye ben bırakmak istiyorum bu konuda yanıtı. Yani birçok oyunla ilgili yazanlar oluyor ama tabii kulüp şu an sadece FIFA ile şey yapmak istiyor. Devam etmek istiyor ama ilerleyen dönemlerde illaki olur yani farklı oyunlara girme durumu. Tabii bu kulüple evet. Alakalı, kulübün stratejisiyle, politikasıyla alakalı.
Çünkü şeyi hatırlıyorum. Göztepe'de devam ederken Göztepe'nin başkanı Mehmet Bey'le, Mehmet Sepil Bey'le görüştüğümüzde sadece spor oyunlarında olacağını söylemişti. Mesela silahlı oyunlarda olmak istemediğini söylemişti. Yani spor kulübüyüz. Hani böyle oyunlarda değil de sadece spor işte, evet, olan oyunlarla devam etmek istiyoruz demişti. Aynı şey belki Sivas Spor'da da olabilir ama bilmiyorum tabii. Görüşme, yani kulüple görüşmeleri yapacağım ben yakın zamanda. Bununla alakalı çok talep var çünkü. İnşallah, evet, yani ben açılmasını isterim. Çünkü daha da büyümesini isterim Sivas Spor ailesinin. Hani farklı oyunlarda olalım, ne bileyim NBA'de olalım, ne bileyim CSGO'da olalım. Hani LoL'de falan olmak tabii bayağı zor, oralara çıkmak, o kadar iyi oyuncu olmak. Çünkü çok büyük bütçeler, evet, çok büyük paralar dönüyor oralarda. Hani biz de tabii yeni kurulan bir takım olduğumuz için önce bir sponsor bulmamız lazım. Sponsorla hareket etmemiz lazım. Kulübe biz de faydalı olmak istiyoruz. Birkaç planımız var tabii. Bunu da söyleyeyim, arkadaşlarla konuşuyoruz. Mesela biz e-spor forması tasarlıyor şu an Emirhan arkadaşımız. Ve e-sporla alakalı bir hoodie tasarlatıyoruz. Böyle e-spor ürünlerini biz kulübe sunacağız. Eğer kulüp kabul edip yaptırmak isterse inşallah store'da veya internette falan ulaşabilirseniz oradan satın alabilirsiniz. Çok onların iyi olur da, gerçekten. Onların da müjdesini vereyim. İnşallah olur öyle bir şey. Çalışmalarımız var yani bu yönde. Kulüpten şey bekliyoruz, onay bekliyoruz. Kulübün de destek vermesi çok önemli. Çünkü her şey kulüpte bitiyor. Biz sadece oyuncularız. İnşallah giyer yayına geliriz vallahi abi. E-spor formamızı giyeriz, aynen, yayına geliriz bu şekilde. Aynen. Kameramızı da açarız. Aynen öyle. Yani benim... Anderson ederiz tabii, ayıp ediyoruz. Ali Emin diye de bir kardeşim var. Buradan Güngör abi, rica etsem ona bir selam yollar mısınız? Çok sıkı bir takipçimiz o da son zamanlarda. E-spor'la da bizim sayemizde tanışmış. Evet, evet. Çete de çok yazıyor. Ali Emin, evet. 78. Teşekkür ederiz desteğin için. İyi ki varsın. Yani sizin gibi kardeşlerimiz sayesinde çok daha büyüyoruz, çok daha mutlu oluyoruz güzel yorumlarınızı görünce. Desteğini devam etmeni isterim. İnşallah şampiyon olduğumuzda sen de, bu arada gol geldi. Antep, evet, buldu. Yine Antep attı. Vay 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 vay. Güzel güzel. Antep atsın. Antep attığı sürece sorunumuz yok. Fenerbahçeliler şokta diyebiliriz yine. Soğuk duş etkisi yarattı ikinci yarının başında bu gol abi. Aynen öyle. Güzel oldu. Vay 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 vay. Bizim maçımız bitti arkadaşlar. Kazandık. Şu an Fenerbahçe Antep maçı bizden sonra yayınlanan. Biz de sizlerle onu böyle sessiz bir şekilde yayınlayalım dedik. Merak edenler izlemesi adına. Maç, evet, bitene kadar biz kalacağız. Cüneyt'ciğim sen durmak istersen durabiliriz. Sohbet ediyoruz burada. İstiyorsan çıkmak isterseniz de çıkabilirsiniz. Hiç şey yapmayayım ben sizi. Hani zorunda hissetmeyin kendinizi. Rahat olun yani. Burası bizim kanalımız. Efe'cim sen de aynı keza öyle şey yapmak istersen, hani yayında kalalım diyorsan, sohbet edelim diyorsan edelim. Evet. Cuma abi, akşamı maçımız var Efe Bey. Onunla ilgili biraz yorumunuzu alabilir miyiz sizin? Burada mı Efe Bey? Efe Babek çıkmış herhalde. Ya da bilmiyor olabilir, bir sorun var olabilir. Abi ben müsaadenizi isteyeyim, kusura bakmayın, tamam, kestim sözünüzü de. Tamam. İşten geldim, direkt PlayStation'ın başına oturdum, yemek yemedim daha, bir kendime yani geleyim. Ellerine sağlık. Eyvallah. Eline sağlık çıkıyor. Cino, eline sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Eyvallah abi, sizin de destekleriniz için herkese teşekkür ediyoruz. Herkese cümleten iyi geçenler. İyi geceler, çok teşekkürler. Ye yiğidom ye. Ali Emin güldürüyorsun bizi. Ye yiğidom ye yazmış abi adama, Cino'ya. Chatten. Cuma akşamı futbolistle oynuyoruz. Yine gece saatlerinde olacak o müsabakamızda. O da 12. hafta maçı oluyor zannedersem. 23.30'da olabilir o maç. Evet, 23.30 Türkiye saatiyle. İse muhtemelen 23.30'dur. Yani hafta sonu cuma günü maçlar 23 ile 23.30 arası oluyor. O nedenle o saatte olur. Burada daha kanalımızda olacak cuma, evet, akşamı. Orada, o tamamen burada. Yani direkt İsmet'cim sunacak o maçı da. Ben de burada olacağım. İnşallah orada. Yarın da şey var. Premier Lig maçımız var. Europa'nın Premier Lig'inin maçı var. Evet. O konuda daha konuşmadık İsmet'le. Nasıl yaparız? Hani şey mi olur? Evet. İnşallah yayını da yapabiliriz. Yani denk gelirse, yani o maçları, yani Avrupa maçlarını şey yapmamıştık. Yani çünkü çok maç olunca İsmet'in de tabii bir ailesi var, eşi var. Hani estağfurullah çok abi. Çok elimizden geldiğince vaktini almak
Bir de bizim burada da bir fırtına durumu oldu. Dediğim gibi gündüz de sana bahsetmiştim abi. Bu sene gerçekten iklim değişiklikleri çok kötü etkiliyor bulunduğum lokasyonda. En ufak bir fırtınada da bu yani internet hatları da altyapısal herhalde eksiklikler. Gerçekten yayını çok zorluyor ama elimizden geldiğince tabii ki biz en iyi şartlarda burada olmaya çalışıyoruz. Az olmazsa da açarız yayınımızı sessizle. Aynen öyle. İzleriz. Yani, en kötü ihtimalle öyle aynen yaparız. Maçta 65'e geldi dakika. Evet evet. Fenerbahçe korner kullanıyor şu anda. Selçuk 58 spiker abi nerelisin diye sormuş. Ben Sivaslıyım. Hafik Doğanşar köyündenim. Sivas'ın soğuğu rakibi de belli eder. Deli eder abi yazmış. Mehmet Metehan Meydan. Nereli olabilir yani? Sorduğun soru yok. Tabii ki Sivaslı olacak. Aynen. Sivaslıyız kardeş. Aynen. Ne örüyorsunuz derim size. Siz nerelisiniz merak ettim. Chat'te yazmak isteyenler varsa yazsınlar arkadaşlar. Belki akraba çıkan bile olur yani. Haberi yoktur birbirinden bu şey. Sonuçta nick kullanıyoruz. Yayını kaç kişi izliyor? Ben tam olarak göremiyorum. Bizim yayında abi şu an 55-60 kişi var. Pro Elite Lig'in TV kanalında da PEL TV'de de 90 kişi falan var galiba. Evet. Bizim kafa kafaya. Evet, orası bayağı bir boş kalmış. Evet. Şarkış da var. Kastamonu. Kayserili Talha'mız var. Köysüz yazan var abi. Sivas Merkez Köysüz. Bizim Alderson öyle yazmış. Ha, çok güzel. Elmalı. Oo, Yıldız Eli geldi. Hafik hemşerim. Hepsi hemşerimiz. Yeter ki insan olalım. Tabii ki güzel bir şey. Aynı memleketli olmak. Açalım mı? Beyler istediğiniz bir şarkı var mı? İstek parça alalım biraz. DJ'lik evet yapalım. Allah açalım ya. İzleyici sayımız da artıyor her an. Gören sağ olsun desteğini esirgemiyor. Geliyor. Bu arada da son 15 dakika Fenerbahçe Antep maçında. Merkez. Selam olsun buradan. Bütün yazanlara, bütün hemşerilerimize, hemşerimiz olmayanları bizi destekleyenlere. Hepinize selam olsun. Canı gönülden, tüm içtenliğimizle sizlerin bizi kucakladığı gibi bizler de sizi selamlıyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Gerçekten takımımız adına sürekli söylüyor arkadaşlarımız o desteği. O kadar hissediyoruz ki diyorlar. Sahaya çıktığımızda bile onu gördüğümüz anda, duyduğumuz anda inanılmaz bir enerji patlaması oluyor. Siz de izliyorsunuz takımımızı bugün. Yani bu yapılan savunma da gerçekten Güngör abi bu sene ben izlediğim bu espor müsabakalarında beni çok etkiledi nedense bugünkü savunma abi. Bilmiyorum farklı bir şey mi çalışmıştınız? Takım savunması mı? Evet yani, evet takım savunması çok etkiledi beni bugün. Oynadıkça yan yana oynadıkça yan yana vakit geçirdikçe ister istemez artıyor. Yani uyum artıyor çünkü artık konuşmadan oynamaya başlıyorsun. Çünkü biliyorsun yanındaki adamın nereye koşabileceğini ne yapabileceğini. Hissediyorsun artık. Onun da çok büyük avantajı var. Yunus yatır. Attı. Oo, çok çıkarttı, iyi çıkarttı. Kaleci çıkarttı ilginç şekilde. Yine çıkarttı şu an korneri Taner. Son anlar burada da. Son 7 dakika. Soralım Samet'ciğim sor. Bir şey sorsak Güngör abi diyor. Tabii ki buyur. Tamam, bakalım. Samet'in de bu oyunu çok sevdim yalnız. İzin istemeden konuşmuyor. Gerçekten çok efendi. Çok karakterli bir arkadaşımız olduğunu daha buradan hissedebiliyoruz. Çete örnek olsun. Vallahi ya. Fenerbahçe tehlikeli geldi ama uzaklaştırdı Antep. Ya üçlü çektiriyorsunuz sonra bakın beğenmiyorlar. Benle takımda dalga geçiyorlar. Güngör abiyle evet dalga geçmiş takımdakiler sonra. İşte abi 1-2-3 demedim falan demişler. Şöyle evet evet stadın ismini değiştirebiliyoruz. Maçlarda ben değiştirmiştim ama ayarlarda stadın adını değiştirme var. Ben değiştirmiştim. Bir bakarım. Olmazsa düzenlerim ben. Çünkü bazen bugün deplasmandaydık ama zaten bugün. Gol! Antep attı. 4. golü attı. Antep fişi çekti. Vallahi çekti abi. Kırmızı saçlı. Söyle kardeşim. Evet. Bir soru hakkı daha var. Evet. Gelsin bakalım soru. Aldersoncuğum. Bu arada Corleon. Kusura bakma kardeşim. O esnada bir teknik bir problem olmuş. Güngör abi seni kasıtlı olarak banlamadı tabii ki. Hemen hallettik. 1-2-3 dakika. Ya ben o işi bulaşmayacağım bundan sonra. Bir tane arkadaşımız laf ediyordu onun için. Abi aynen. Ban gelmiş orada. Hatalı bir ya, ban oldu. Yalan yanlış kişileri banlıyorum. Vallahi ya.
FB 4-2. Valla soğuk duş etkisi oldu. Fenerbahçe kaybetti. Bitti maç. İnanılmaz gerçekten. Aynen öyle. Eren gene PlayStation'ı kapatacak mı bakalım? Yok bu sefer abi yayın kesilmedi valla. Biz de çok sinirlenmiştik. Biz de son dakikada biraz vakit geçirdik ya. Evet evet çok iyi top çevirmiştik orada. Pel TV'de yayın herhalde bitecek birazdan. Ufak bir yorum yapıp kapatırlar diye düşünüyorum. PC kapatmadılar ilginç diyor Alderson. Şampiyonluk primi nedir? Evet bunlar arkadaşlar kulüp bünyesinde henüz daha yani belirlenmemişti evet. Muhtemelen. Yani daha. Şampiyonluk ödülü var tabii ki. O şampiyonluk ödülünü takımdaki arkadaşlarla konuşup hani makul bir şekilde çünkü bazı arkadaşlarımız istemiyor prim. Bazılarına işte verebiliriz, gönderebiliriz. Hani herkesin talepleri farklı oluyor. Yani kimine forma göndermek yeterli oluyor. İşte kime ekstra ekipman gönderebiliyoruz. Bir şeyler yapabiliyoruz. Bir de sponsor falan bulursak daha güzel olacak yani takımımızla alakalı inşallah. Yani bu arada buyur. Balla bölebilir miyim sözünüzü? Şu an artık tek bir lider var. Eren kardeşim de yansıttı. Şampiyonluk için diyor yiğidolar sahada. Görselimiz de geldi. Tek bir lider var Güngör abi. O da kim? Tabii ki Sivasspor. Hayırlı uğurlu olsun. Sonunda. Yani ilk iki hafta gerçekten takımımızın taktiği oturmamıştı. Hani orada kaybettiğimiz 4 puan yani o maçları da kaybetmezdik. Ya şu anki kadro o maçları da yani silme geçer. Yani 100 maç yapsak yeneriz yani. Evet. Şu anki formumuzla. Yani o an öyle denk geldi. O maçları da biz kaybetmezdik. Ama olacağı varmış. Üzülmüyoruz. Ama şu an hak ettiğimiz yerdeyiz artık. Oh deyip artık lideriz diyebiliyoruz. Kesinlikle. Vallahi üstümüzden yük kalktı. Yani en baştan beri istediğimiz şeye ulaştık. 12. Evet. 11. haftayı buldu. Ama oldu yani sonuçta. Aldık. İnşallah bırakmadan devam edip sezon sonu da şampiyonluğa ulaşacağız. Kesinlikle. İnşallah. Güngör abicim tamam. Çok teşekkür ediyorum. Bunun şerefine bir üçlü çektiririm ya. Evet hadi gelsin o zaman. Tamam. Hadi. Hadi beyler hazır mıyız? Chat. Göreyim oğlanı göreyim. Devam yok. Hadi. Bu kadar mı chat? Geliyor. Sivas. Lay. Sivasspor. Çek çıldırdı. Allah helal olsun sizlere. Helal olsun. Bak gene yazmışlar 1 2 3 unuttun diye. Ya beyler abi, gel 1 2 3. Aynen. Tarzı böyle Güngör abinin. Ya benim stilim bu. Kesinlikle. Abi, çok teşekkür ederiz ya. Çok iyiydi gerçekten şu an. Ben de teşekkür ederim. Ben Ege ile hafta içi konuştum. Kendisi şu an yayında. Çok memnun olmuş son yaptığımız host için. Evet o an maçtaydım dedi. Çok şey yapamadım kusura bakmayın dedi. Tam maça giriyordum turnuvaya dedi. İsterseniz chatimizi hostlayabiliriz oraya yayınımızı. Abi, söyleyelim. Arkadaşlar futbolist takımımızda oynayan Sivaslı bir kardeşimiz var. Ege Arseven diye. O da fut modunu oynuyor. Ultimate Team oynuyor. Şu an yayındaymış. Eğer izlemek isteyen olursa onun kanalına hostlayacağız. Orada FIFA ile ilgili içerikler var. Ege ile sohbet edebilirsiniz. O da çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Onunla da onun yayınına da dahil olabilirsiniz. Sivasspor e-spordan da selam söylerseniz Güngör'e evet. İsmet'in selamı var diye çok seviniriz.